cennette ona bakabilmek için pavyonda çalışıyor. Cerrah abi cezaevinde öldürdüler. Geri gönd. Nabız geldi. Aferin işte böyle. Bak şaka yapınca futbol hayatı bitti. Sevdan bağımlı oldu diyorlar. Bakın bir daha okula geri dönmedi. Kaybettikten sonra onun intikamını almak için karanlık bir yere dönüş. Benden sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ablamın durumu nasıl? İyi şu anda. Durumu stabil. Çok yakında tekrar aranızda olur. Ben söylemedim mi? Dinleyecek oğlum. Söyle. Çok iyi. İyi işte, iyi. Hayat nasıl? Bilmiyorum Cerrah Bey. Sadri'den haber alırsam iletirim size. Başının altından çıktı. Ben niye hala içerideyim? Niye uzadı bu kadar bu süreç? Cerrah Bey, durum ciddi. Haneye tecavüz ve darp suçlaması var. Bu durumda hemen çıkmanız mümkün değil. Yalan söylüyor. Ben adamın evine bile girmedim. Zaten Hayat'ın durumu da bir kazaydı. Tamer adlı şahıs ifadesinde eve zorla girip Hayat Hanım'ın ve kendisini darp ettiğini söylemiş. Bu da olayın yargıya taşınması için yeterli görünüyor. Allah kahretsin. Nasıl da düştüm Tamer'in tuzağına. Merak etmeyin. Hayat Hanım'ın durumu ciddi değilmiş. Bu durumda ilk duruşmada serbest kalırsınız. İlk duruşma 6 ay demek. Ben Hayat'ı o herifle yalnız başına 6 ay bırakamam. Git ne yapıyorsan yap, bir yolunu bul, çıkar beni buradan. Hadi git.